Herkese merhaba, Euclid vektör uzaylarındaki incelemelerimize devam ediyoruz. Ders videomuzda bir vektörün uzunluğu veya normunu tanımlayacağız. Tanımladıktan sonra da bazı değişik tanımlarımız var, onlar üzerinde duracağız. Şimdi v vektörü, r üzeri n'nin bir elemanı olmak üzere v'nin uzunluğunu veya normunu şu şekilde göstereceğim. İki çizgi ortada vektörü yazacağım, bir daha iki çizgi gösterilir ve... V'nin normu şu şekilde tanımlanır. Şimdi bileşenlerimizi görüyoruz, değil mi arkadaşlar? V1, V2 nokta nokta Vn şeklinde. Nasıl tanımlamış? Birinci bileşenin karesi artı ikinci bileşenin karesi artı nokta nokta son bileşenin karesinin hepsinin karekök şeklinde tanımlanır. Mesela burada bir örnek vermişiz. V vektörü 1, 3, eksi 4, 6. Ee, koordinatlarına sahip başlangıç noktası sıfır bitiş noktası bu gibi düşünebilirsiniz. V'nin normunu ya da uzunluğunu nasıl hesaplayacağım arkadaşlar? Bileşenlerin hepsinin karesini alıyorum. Ne yapıyor? 1, 9 daha 10, 16 daha 26, 36 daha 62. Kök içinde 62'dir diyorum. Hemen bir notum var. V üzerine eden bir vektör aldım. Bu vektörün normu 0'dan büyük eşittir. Öyle değil midir arkadaşlar zaten? Şimdi bütün bileşenler sıfır olursa bu eşitlik sıfır olur. Onun dışında bileşenden en az biri sıfırdan farklı olduğu zaman zaten kare alıyorum ya burada gördüğünüz gibi. Kare aldığım için burası sıfırdan büyük eşittir. Eğer bir vektörün boyu sıfırsa bu vektör sıfır vektördür. Ya da vektör sıfır vektörü ise bunun boyu ya da uzunluğu veya normu sıfırdır diyoruz. Son olarak da bir vektörün bir skaler katının normu vektörünün normunun e, burada skalerin mutlak değeri şeklinde hesapladık. Mesela ben buradan en sonuncusunu kanıtlayayım arkadaşlar. Siz diğerlerini incelersiniz. Burada v vektörünü şu şekilde alalım. v1 v2 nokta nokta vn ve k eleman r alalım. Şimdi ne yapacağız? Norm k çarpı v vektörü. Nasıl hesaplanır? Norm. Şimdi k çarpı v vektörünü biliyorum. v1, v2 nokta nokta vn şeklindeydi. Ben biliyorum ki bir skaler ile bu vektörün çarpımını hesaplamıştım. Ben. Nasıl hesaplamıştık? Bütün bileşenlerini k ile çarpacağım. Yani norm kv1 kv2 nokta nokta kvn şeklindeydi. Şimdi ben biliyorum ki bir vektörün normunu nasıl hesaplıyorum? Bütün bileşenlerin karesini alıyorum. Sonra toplamının karekökü. Yani kv1'in karesi artı kv2'nin karesi artı nokta nokta kvn'nin karesi hepsine karekök. İşte eşittir. Buradan ne gelecek? k kare v1'in karesi artı k kare v2'nin karesi artı nokta nokta k kare vn'in Vn karesi hepsine karekök kök geldi. Dikkat edersek burayı k'nın karesi parantezine alabiliriz. k'nın karesi parantezinde v1'in karesi, v2'nin karesi nokta nokta vn'in Vn karesi şeklinde oldu. Evet, daha önceden herhalde mutlak değerden bir kare ifadeye çıkarmışınızdır. Nasıl çıkıyor arkadaşlar? Mutlak değer şeklinde çıkıyor. İçeride ne kaldı? V1'in karesi n karesi nokta nokta Vn'nin karesi kaldı. E ben biliyorum ki burası mutlak değer. K çarpı şurası nasıl hesaplanıyordu? V'nin normu şeklinde. Dolayısıyla nerede başladım? Burada başladım. Nerede bitirdim? Burada bitirdim. Dolayısıyla son özelliği göstermiş oldum. 1 ve 2'yi de ödev olarak bırakıyorum arkadaşlar. Diyen arkadaşlar boş vakitle de yapabilir. Devam edelim. Birim vektör tanımına normu 1 olan vektöre birim vektör denir. Yani birim vektör dediğimiz zaman uzunluğunun bir birim olması gerekiyor. Şimdi aşağıda bir örneğimiz var onu inceleyelim. V ve vektörü 3,4 şeklinde verilmiş. Bakalım uzunluğu 1 ise birim vektör diyeceğim. Ne olacak? 3'ün karesi artı 4'ün karesi ne yapar? Kök 25. Bu da 5 yaptı. Eşit değildir 1'e olup ve birim değildir. Birim vektör olmadığını gördüm. Peki şu arkadaşa bakalım. U vektörüne bakalım. Ne olacak? Kare kök içinde 1 bölü kök 2'nin karesi artı diğer bileşen de 1 bölü kök 2. Bunun karesini aldım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin kare kökü. Bu da 1'in kare kökü. Bu da 1 oldu. Olup u vektörü birimdir. Diyor. Yani birim vektör boyu bir birim olan vektöre denir. Şimdi bir vektörün birimleştirilmesi. Şimdi elinizde birim olmayan bir vektör varsa siz bu vektörü tabii vektörü oynuyoruz biraz. Sadece boyunu 1'e getiriyoruz. Yönü aynı oluyor. Yönüne hiç dokunmuyorum. Sadece boyu kısalacak. Ve sıfır vektöründen farklı herhangi bir vektör olmak üzere u eşittir v'nin kendisi çarpı 1 bölü v'nin normu olarak tanımlanan u vektörü birim vektör olup v ile aynı yönlüdür. Gerçekten de şimdi burada her taraftan normal alalım arkadaşlar. Mesela her taraftan karekök alabiliyorduk ya reel sayılarda. Her taraftan mutlak değer alabiliyorduk ya. Burada da her taraftan normal alabilirim. Çünkü soldaki vektör sağdaki vektöre eşitse oylar da eşit olacak. Dolayısıyla soldan normumu aldım. Eşittir buranın normu. Normun özelliğinden bunun normu bölü aslında aşağıda ne var? Normun normu var. Fakat normun normu da kendisi olduğu için bunlar birbirine götürüyor. Sonuçta 1 çıktı. Yani U vektörünün normu 1. Yani U vektörü birim vektör. V vektörüyle de aynı yönlü oldu. Bunu nereden anladım? U vektörü V vektörünün bir sayıyla çarpılmış. Yani bir katı. Tabi burada buradaki sayı negatif olamaz. Neden? Norm sıfırdan büyük olmak zorunda. V sıfır vektöründen farklı. Dolayısıyla pozitif bir sayı olduğu için bunu söylemiş olduk. Örneğimize bakalım. V eşittir. 4, 2, kök 5 vektörü ile aynı yönde birim vektörü bulunuz. O vektörü U diyelim. Bu U vektörü nasıl yazılacaktır arkadaşlar? V vektörü çarpı. Da şöyle kısa yazalım artık. V vektörü boyu bölü boyu. Şimdi V vektörünü biliyoruz ne olduğunu. 4, 2, kök 5. Peki V vektörün boyu kaç? Bileşenlerin kareleri toplamı. 4 kere 4 16. 4 daha 20, 5 daha 25, kare kökü 5 yapar. Demek ki 5 oldu. Devam edecek olursam arkadaşlar. Burada aslında 1 bölü 5 sayısıyla bu vektörü bileşenlerini çarpacağım. Yani birinci bileşen 4 bölü 5, ikinci bileşen 2 bölü 5, üçüncü bileşen de kök 5 bölü 5 oldu. Gerçekten kontrol edebilirsiniz. Burada bu vektörünün hani şöyle gösterdiğim bu vektörün boyu gerçekten. 1'dir. Şimdi gelelim standart birim vektörlere. Ve üzerine için koordinat eksenlerinin pozitif yönlerindeki birim vektörlere standart birim vektörlerdir. Örneğin mesela r karede bakalım. Şimdi x ekseni burası, y ekseni burası, pozitif yön burası, pozitif yön burası. Yani şuradaki birim vektöre ve buradaki birim vektöre standart birim vektörler denir. Mesela buradaki birim vektör 1 0, buradaki birim vektör 0 1 şeklinde. Mesela reküp için de aynı şeyi yazabilirim. X yönündeki X yönündeki, Y yönündeki ve Z yönündeki birim vektörler bu şekilde yazılabilir. Biz genellikle birim vektörleri e i'ler şeklinde gösteriyorum. Mesela e1 birinci bileşen yani X bileşen yönündeki birim vektör nasıl yazılır? 1, 0, 0. E2 dediğim şey, bütün bileşenleri 0, aşağıda hangi indisi yazıyorsa o indisi 1 olacak. Mesela E2 ikinci indisi 1 olan vektör. E3 dediğim üçüncü indisi 1 olan vektör. Belki fizik dersinde hatırlıyorsunuzdur. Bunlar I, J, K vektörleri olarak özel isimleri mevcut. Yani I dediğim zaman 1, 0, 0. J dediğim zaman 0, 1, 0 k dediğim zaman 0 0 1 vektörleri aklıma geliyor. R küp için bunu yapabildim. R üzeri ne için de genel olarak arkadaşlar yani n'lerden oluşacak. E1 dediğim şey birinci bileşeni 1, bir, diğer bileşenler 0. E2 dediğim şey ikinci bileşeni 1, diğer bileşenler 0. Bu şekildeki vektörlerden oluşur. Dikkat ederseniz E1'in boyu 1. Neden? Karekök içinde bunun karesi artı bunun karesi bunun karesi. Bunların kareleri hep 0. Yani sadece Birincinin karesi gelecek. Dolayısıyla kök 1 olacak. Onun da boyu, yani E1 vektörün boyu da 1 bir birim 1 bir diyoruz. Şimdi gelelim R üzeri N'de uzaklık kavramımıza. U vektörü ve V vektörü bu şekildeki koordinatlar ile verilsin. Pardon vektör değil, noktalar diyelim. Çünkü vektörler arası uzakta değil, noktalar arası uzaklıkta konuşuyorum. U ve V noktaları bu şekilde verilsin. U ile V arasındaki uzaklık D, U, V ile gösterilir. Buradaki D distance'dan geliyor arkadaşlar. İngilizce ondan kısaltmasını D demişiz. Ve şu şekilde hesaplanır. D, U, V eşittir. Norm U eksi V. Bu da eşittir. U1 eksi V1'in parantez karesi. U2 eksi V2'nin parantez karesi. Artık nokta nokta. Bu ne eksi? V'nin parantez karesinin kare kökü şeklinde. Mesela bir örneğimiz var. Hemen yapalım. U ile V arasındaki uzaklığı bulalım. D bu virgül V eşittir. Nedir? Norm. u eksi V şeklinde. Şimdi norm. Buradan V'yi çıkaracağım. Yani U'nun koordinatlarına sırasıyla V'yi çıkaracağım. Ne olacak burada arkadaşlar? Eksi. 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 Bir eksi. Ne olur? Hesaplayalım. 1 2 virgül eksi 2 yaptı yanlış hesaplamadım. Sonradan ne yapacağım? Uzunluğunu nasıl bulacağım? Bunların bileşenlerinin kareleri toplam. 1'in karesi, 2'nin karesi, eksi 2'nin karesi, 4 buradan geldi, 4 buradan geldi, 8, bir daha 9, kare kök. 9 bu da neye eşittir arkadaşlar? 3'e eşittir. Demek ki bunların ikisi arasındaki uzaklık 3 birittir diyoruz. Şimdi geldik önemli bir kavrama. Analitik geometri gören arkadaşlarımız belki hatırlar. U ve V vektörleri sıfırdan farklı vektörler ve teta. Buradaki arkadaşlar teta'yı açı olarak söyleyeceğiz. Yani sıfır vektörü değil yanlış anlaşılmasını özellikle söylüyorum. Bu iki vektör arasındaki açı olmak üzere U ile V'nin iç çarpımı şu şekilde Küçüktür işareti, büyüktür işaretinin arasına hangi vektörlerin iç çarpımı yazılıyorsa bu şekilde yapılıyorsa bu şekilde yazılıyor. Bu simge ile gösterilir. Ve şu şekilde tanımlanır. Şimdi arkadaşlar ben genellikle şu yazımı tercih edeceğim. Fakat burada böyle bir yazım da kullanılıyor kitaplık, kitaplarda ve çok çok fazla kullanılıyor. U çarpı V şeklinde söyleyeceğiz. Bu şu şekilde tanımlanır. Onun boyu çarpı V'nin boyu çarpı aralarındaki açının kosinüs değeri şeklinde tanımlanır diyoruz. Burada tabi teta sıfırla pi arasında. Burada bu şekildeki açıyı almıyorum. Dar açıyı seçiyorum. Onu söylüyoruz. Not. U sıfır vektörü veya V sıfır vektörü ise U çarpı V'nin vektör işareti Sıfır olarak tanımlanır. Güzel. İyi bir formül. İleride hepsinin birbirleriyle ilişkisini anlayacağım. Yani iki vektörü nasıl skaler olarak çarparım? Normalde ben ne biliyorum? Bir skaler ile vektörün çarpımını. Ama burada artık iki vektörün çarpımını. Peki buradan şuna geçelim. Ben bu aralarındaki bazı sorularda bu iki vektör arasında oluşan açıyı hesaplamak isterim. O açıyı nereden hesaplayacağım arkadaşlar? Yukarıdaki formül düzenlenirse yani şu ilk tarafla son tarafı şuradaki ifadeleri bunun altına atarsak arkadaşlar buradan ne yakalarım? İki vektör arasındaki açının kosinüs değerini yakalarım. Kosinüs teta eşittir. iki vektörün iç çarpımı yani skaler çarpımı bölü bu vektörlerin uzunluğu. Burada vektörlerin uzunluğunun sıfırdan farklı olduğunu bildiğim için rahatlıkla bölebiliyorum. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar mesela bu işlemi yaptınız. Kosinüs teta eşittir 1 bölü 2 geldi. E buradan teta'nın 1 bölü 3 olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Yani burada aslında bir her tarafın arkını alacağım. Ark kosinüs yani ya da bunların ikisini yer değiştirir ne olacak? Teta eşittir. Arkosinüs 2. Eğer bu değerleri hesaplamayı biliyorsak buradaki zetanın tam olarak kaç radyan olduğunu da hesaplayabiliriz. Şimdi devam edelim. Ne söylemiştik? Heh. Bu formülü verdik. Eğer u virgül v'nin e, u ile v'nin iç çarpımı pozitif ise yani yukarıdaki de, ya şöyle düşünelim arkadaşlar. Bu çok basit bir şey. Ben Renkli kalemim oldu. Şurası pozitif. Burası da pozitif. Dolayısıyla yukarıdaki ifade pozitif ise bu kosinüs değerine çıkacak? Pozitif. Kosinüsün pozitif olduğu aralık nedir? Burası. Güzel. Eğer burası negatifse yani yukarısı negatifse kosinüs negatif çıkacak. Kosinüs negatif olduğu yerler pi bölü 2'den pi'ye. Peki iç çarpım sıfırsa soru şu. Kosinüs teta eşittir olacak şekilde teta nedir? Ben bunu biliyorum. Kosinüs pi bölü 2. Dolayısıyla buradan teta'nın da pi bölü 2 olduğunu söylüyorum. İşte bu çok önemli. Şimdi bir vektör var. Diğer vektör var. Ben Biraz burak oldu bu. Şöyle biraz daha düz çizeyim. İki vektör var. Aralarındaki açı 90 ise 90 derece ise yani pi bölü 2 radyan ise bu vektörler birbirine dik oluyor. Ha. Diklik kavramı Buradan hesaplayabilirim. O zaman iki vektör arasındaki açı 90 derece ise bunların iç çarpımının ne olduğunu söylüyorum. Sıfır olduğunu söylüyorum dedim. gelelim. Son olarak da kısmı. Bir de iki vektörün iç çarpımını burada tanımladık. Her seferinde bunun boyunu Diğerinin boyunu ve kosinüs teta'yı hesaplamak çok zor olabilir. Çünkü mesela iç çarpımı tanımlamak yani bunun değerini bulmak istiyorsun. Bunun boyunu buldun, bunun boyunu buldun. E aradaki açının kosinüsünü biliyor musun ki hesaplayıcı? O yüzden bu iç çarpımı biraz daha böyle bir modernleştirelim, update edelim, modifiye edelim. O yüzden böyle bir şey yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu aslında minik bir kanıt. U vektörünü şu şekilde, V vektörünü bu şekilde yaptım. Ben biliyorum ki V eksi U vektörü de şu şekilde yazılır. Daha önceki videolardan gördük. Şimdi buradan V eksi U yani kırmızı vektörün normunun karesini hesaplamaya çalışayım. Şimdi bu ifadenin normunun karesi U'nun normunun karesi artı V'nin normunun karesi eksi 2 çarpı U'nun normu çarpı V'nin normu aradaki açının kosinüsü şeklinde hesaplanır. Şimdi buradan şunu yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şuradaki ifadeyi bu tarafa atıyoruz. Şunu yalnız bıraktım burada. Bunu bu tarafa attıktan sonra her tarafı ikiye böleceğim. Her tarafı ikiye bölersem şu şöyle işte ise diyelim şu ifadeyi elde ettim. Burada soldaki ifadenin açılımı nedir aslında? U ile V'nin iç çarpı. Yani u ile v'nin iç çarpımı neye eşitmiş? 1 bölü 2 çarpı bu içerideki ifade. Peki ben bu içerideki ifadeyi nasıl açabilirim? Şimdi u dediğim şey burada nedir? u dediğim şey u1 virgül u2'dir. u vektörü. v vektörü de v1 virgül v2'dir. Şimdi ne yapacağım ben? Onun boyunun karesini nasıl hesaplarım? Bileşenlerin karesinin kare karesi. Dolayısıyla hani kare kök var bir de kare var. Kareyle kare ile kare gidiyor. o 1in karesi artı U2'nin karesi. Benzer şekilde V'nin boyunu da hesapladım. U'nun boyu. V'nin boyu. V eksi boyu. U'nun boyunu da şu şekilde hesapladım. Burada işlemler yaparsam arkadaşlar bakın süper bir şey oluyor. U çarpı V'nin e, U ile V'nin kaler çarpımı yani iç çarpımı neye eşitmiş? Süper bir şeye yani. Nedir bu? Onun birinci bileşeni V'nin birinci bileşeni çarp. Artı de ikinci bileşenleri çarp. Süper. O kadar basit bir formüle indi ki. Yani ben U ve V vektörlerinin ne olduğunu bilirsem. Bunları bu şekilde hesaplayabilirim. Buradan iki vektörün iç çarpımını daha da genelleştirecek olursam. Yani bu formülü en eşittir 2 için yaptım. 3 için yaptım. Nokta nokta ne için de yapabilirsin. Bunu şu şekilde hesaplanır. U'yu şu şekilde aldım. U1, U2 nokta nokta U ne? R Z, N elemanı. V'yi bu şekilde aldım. R üzerine N elemanı. U ile V'nin iç çarpımını sırayla birinci bileşen çarpı birinci bileşen. Artı ikinci bileşen çarpı ikinci bileşen. Artı nokta nokta son bileşenlerin çarpımının toplamı şeklinde hesaplanır. Çok güzel bir yöntem. Bir yöntem değil aslında zaten. Bazı kaynaklar önce bunu tanımlıyor. Sonradan diğer kosinüslü kısmı veriyor. Bu sefer tersini yap. Bakalım burada bu iki vektör arasındaki açının kosinüs değerini bulalım. Şimdi nasıl da kosinüs eta eşittir u ile v'nin iç çarpımı bölü u'nun normu çarpı v'nin normu şeklindeydi bu şekilde. Bu iki vektör arasındaki açının kosinüs değerini hesaplayabiliyordum. E eşittir dedim. Şimdi u ile v'nin iç çarpımı biliyor muyum? Biliyorum yukarıdaki formül yani şu sarıyla hatta yıldızla işaretledim şu andaki formül benim işimi görür. Ne yapıyorum? Bileşen bileşen çarpacağım. Şunu yazayım tekrar. 0, 0, 1, virgül, 0, kök 2, kök 2. Bölü, U'nun boyu, boy, 0, 0, 1. E bu birim vektör boyu 1 zaten. Çarpı boy, 0, kök 2, kök 2. Bunun boyu da 2 çıkacak gibi gözüküyor. Eşittir. İç çarpımı yaparsam 0 çarpı 0 artı artı 1 çarpı kök 2. Hepsine bölü buranın boyu 1. Buranın boyu 2 herhalde değil mi? Yanlış yapmadım. Güzel. Buradan ne elde ederim? Eşittir. 2 bölü 2. Şimdi soru şu. Hangi sayının kos hangi reels yok olmadı. Hangi açının kosinüs değeri? Kök 2 bölü 2 yapar. Buradan da ne söyleyebilirim? Teta eşittir. i bölü 4 radyan yaptı. Yani bunların arasındaki açının aslında bize kosinüsünü sormuş. Yok. Kosinüs değerini sormuş. Kök 2 bölü 2'dir diyeceğiz. Cevabımız bu olacak. Ama teta'yı sorsaydı pi bölü 4 radyandır diyeceğiz. Evet. Son olarak da şu özellikleri verip videomuzu bitirelim. Not. Skaler çarpım ve norm arasında bu şekilde bir ilişki var. Arkadaşlar bunu matematik bölümü okuyan arkadaşlar özellikle o kadar fazla göreceksiniz. Artık kusacaksınız. Nedir diye. Aslında böyle bir şey. Ben bunu görünce mutlu oluyorum. Çünkü eğer böyle bir ilişki varsa çalıştığım uzay çok çok kolay bir uzay oluyor. Öyle söyleyeyim. Yani V'nin normu iç çarpımın karekökü şeklinde. Bazen bunu şöyle görebilirsiniz. V'nin bunun karesi eşittir. V ile V'nin iç çarpımı şeklinde. Yani her tarafın karesi şeklinde de göre tabi mutlak değer olması. Lazım. Aslında ama mutlak değeri de gerek yok. Sıfır vektörün mutlak değeri. De. Ama böyle yazmamızda herhangi bir sıkıntı yok. Gelelim son teoremimizde U, V, W, R üzerinde eden elemanlar olmak üzere. Burada arkadaşlar bu iç çarpımın bazı özelliklerinden bahsetmişiz. U ile V'nin iç çarpımı, V ile U'nun iç çarpımına eşittir. Bunu metre özelliği olarak söylüyoruz. U ile V artı W'nin iç çarpımı. Bakın arkadaşlar burada şöyle bir şey oluyor sanki. U ile V'yi dağıtıyorum. iç çarpımı alıyorum. Sonra U ile W'yi iç çarpımı alıyorum. Bu dağılma özelliği olarak söylüyorum. Üçüncü özelliğimiz homojenlik. Burada arkadaşlar kaleri sadece birinci çarpana dağıtıyoruz. Yani k çarpı u'nun v ile iç çarpı şeklinde. Son özelliğimiz de iki özellikten oluşuyor. U ile u'nun iç çarpımı pozitif olma, e, negatif olmaması lazım. Yani sıfırdan büyük eşit olması lazım. Eğer u ile u'nun iç çarpımı sıfır ise u'nun da kesinlikle sıfır. Benzer şekilde u vektörü sıfır ise iç çarpım kendisiyle iç çarpımında da sıfır olması gerekiyor. Yani yukarıda şu yazdığımız vardı ya v ile v'nin iç çarpımı. Bu her zaman pozitif e, sıfırdan her zaman büyük eşit. Dolayısıyla hangi durumlarda sıfır olabilir? Burada v'nin boyu sıfır yani v vektörü sıfır olursa sıfır olabilir. Diğer durumlarda kendisiyle ilk çarpım her zaman sıfırdan büyük eşit. Dolayısıyla buraya aslında mutlak değer koymamıza gerek yok. Koysak da eşitlik sağlanıyor zaten bir problem olmaz. Evet bu videomuz bu kadardı. Size tavsiyem bu en son teoremi verdik ya. Burada u yerine u1 u2 nokta nokta u ne vektörünü açık açık v'yi açık açık yazıp buradaki teoremlerin eşitliğini görmenizi bu videomuz bu kadardı. İleriki videolarda görüşmek üzere.